Elazığ dün akşam 5.2 büyüklüğündeki bir depremle sarsıldı. Vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. AFAD ekipleri depremzedeler için çadır kurdu. Soba ve battaniye dağıtıldı. Deprem çevre illerde de hissedildi. Malatyalılar da gece sokaklara döküldü. Depremin hissedildiği bir diğer ilde Şanlıurfa'ydı. Şanlıurfa'da da bir hastane boşaltıldı. Hastalar serumlarıyla bahçede kaldı. Elazığ beşik gibi sallandı. Dolaplar, raflar çöktü. Duvarlarda derin çatlaklar oluştu. Arkadaşlarla otururken bir anda çok şiddetli bir sallantı hissettik. 5.2 büyüklüğündeki deprem halkı sokağa döktü. Hemen kendimizi dışarıya attık. Depremin merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesiydi. Sarsıntı nedeniyle çok sayıda ev ve iş yerinde hasar meydana geldi. Duvarlarda çatlaklar oluştu. Vatandaşlar buz gibi havada geceyi sokakta geçirdi. Evdeydik, arkadaşlara ders çalışıyorduk. Bir yandan masanın gitip geldiğini gördük. Deprem anı kameralara da yansıdı. Depreme lokantada yemek yerken yakalanan vatandaşlar telaş içinde sağa sola kaçıştı. Depreme yer sofrasında yakalanan bu aile ise ölümle burun buruna geldi. Depremden dolayı evimiz bayağı bir hasar gördü. Bu tarafındaki duvar aşağı ahıra kadar çatladı. Yemeğin başındaydık. Ani bir sarsıntıdan ne uğradığımızı şaşırdık. Ve 88 yaşındaki Eco Nine de depreme namaz kıldığı sırada yakalandı. Yaşlı kadını komşuları kurtardı. Yaşım burada kaldım. Yaşım bana yaşış. Depremin şiddeti gün ağarınca daha net ortaya çıktı. Sivrice'ye bağlı Doğanbağ köyünde 5 ev kısmen yıkıldı. Çok sayıda yapıda hasar gördü. AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi. Depremzedeler için çadır kuruldu. Kızılay ekibi depremzedelere soba, battaniye ve yatak dağıttı. Çok şükür burada teselliğimiz herhangi bir can kaybı olmaması, yaralanma olmaması. Ve bugün Elazığ'daki camilerde cuma namazı sonrası depremde can kaybı yaşanmadığı için şükür duaları edildi. Boşa çıkarsın inşallah. Rabbim Teala. Elazığ merkezi deprem çevre illerde de hissedildi. Malatyalılar da geceyi sokakta geçirdi. Bir anda deprem oldu ve çok fena sallandı. Şanlıurfa Suruç'ta da sarsıntı nedeniyle bir hastane boşaltıldı. Çocuk, bebek ve yaşlı hastalar saatlerce hastane bahçesinde bekledi. Kollarında serumlarla dışarı çıkarılan hastalar battaniyelerle ısınmaya çalıştı.